Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Eflal Hanım. Eflal Hanım, Eflal ne demek? Her kaynak farklı söylüyor. Evet. Ama ben herkese cennetteki bir ağaç diyorum. Umarım hop, doğrudur. Yoğurtluyorsunuz. Biraz sallıyorum yani. Ay güzel, iyi. Peki sizin soyadınız da Evlek. Evet. Evlek ne demek? O da tarımla alakalı bir terimmiş. Çok acayip. Eflal Hanım, yani hayat bu kadar da zorlanmamalı. Ya Eflal, peki aileniz neden Eflal ismini koymuş? Bir tanıdıkları mı varmış? Sözlükten bakıyorlarmış öyle. Buna karar vermişler. Ben de anlamadım. Ama güzel isim yani. Çok bence bilinmiyor da. Bence sesi çok güzel. Evet, evet. Bir örneği de eşi de yok. Kaybolmazsınız. Evet. Eflal deyince bakan beş kişi olmaz falan. Tatlı evet, özellikleri evet, var tabii. Eflal. Ama biz bundan sonra unutmayacağız. Neler yapıyorsunuz Eflal Hanım? Şu an Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Radyo Televizyon Sinema bölümünde. Evet. İkinci sınıfım. Çok iyi. Bakalım ne olacak, ben de bilmiyorum. İkinci sınıfım daha ama televizyona yönelmek istiyorum. Çok güzel. Umarım. Burada bizim ekip arkadaşlarımızla falan tanıştınız, konuştunuz mu bunlarla ilgili? Yani bunlarla ilgili konuşmadım ama en azından şimdi de ortamı falan görmüş oluyorum. İyi oluyor aynen, benim için. Evet, evet. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Evet. Ama umarım çok böyle cidden terim sorulmaz. Yani belli bir alana dayalı bilebilir miyim bilmiyorum. Evet. Yani günlük falan olursa bugün bilirim diye sevgili düşünüyorum. Sevgili izleyenler, yarışmacılarımızda sipariş var. Yani her gelen bir kere terim istemiyor. Bir de bakalım başka istediğiniz özel bir şey var mı? Konu? Günlük olursa böyle. Günlük. Günlük soracağız. Günlük soracağız. Günlük sormak ne demek? Bilmiyorum. Yani genel kelimeler işte. Eflal Hanım dilimizi unuttu heyecandan. Heyecandan da. Evet. Biz başlayalım mı bakalım neler geliyor? Terim merim var mı? Bir gergin, göz gezdirelim. Ama... Gergin misiniz? Evet. Yapmayın canım. Neyine gerginsiniz? Rahat görünüyorsunuz oldukça. Tamam. Geliyor ilk soru. Gelsin. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Antep karası, Yalova incisi, Trakya ilkeren gibi türleri bulunan bir meyve. Harf alayım. Alın. Bir meyve uydurun. Ü ile başlayayım. Üzüm. Buyurun. Üzüm. Üzüm doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım. Kumaş gibi bir bütünden kopma veya yırtılma yoluyla ayrılmış bölüm. Parça. Değil. Mesela çok böyle sinirlendiğinizde birine seni nokta 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 edeceğim dersiniz. Yırtmak, parçalamak. İkilemek olarak kullanırız biz mesela bunu daha çok. Harf alayım. Harf verelim. İ. Böyle ufak parçalara ayırmak için kullanılır. Harf alayım. Verelim. E. Siz bir harf daha alın. Başınız ağrımasın. Aynen. Verin efendim. Heh, bir harf koyun başına. Bildiğim bir şey mi acaba? Harf koyun başına. Dime. Ne? Dime. Değil. Devam. Dime. Devam. Kime? Adınızdaki en çok bulunan sessiz lime. Harf ne? Lime. Lime doğru cevap. Lime. 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 Lime ne ya? Ben de anlayamadım. Anlayamadığınız da çok belli oldu Eflal Hanım. Efendim bir başka soruya geçeceğiz. Beş harfli ve Arapça kökenli bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Zaman zaman ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü. Epilepsi hastalarında görülür. Kriz. İşte başka bir şey deriz ona. Epilepsi krizi. Atak. Gibi bir şey ama başka, o da değil hala. Harf alayım. Beş harfli harf alalım. Ü. Allah Allah. Askerde tutulur. Nöbet. Nöbet doğru cevap. Bassana kızım. Nöbet. Nöbet doğru cevap şimdi. Basıp cevap veriyorsunuz ki süre tamam, dursun. Basmadan cevap verirsiniz. Ben doğru diye bağırayım istediğim kadar. O süreyi akıtıyorlar. İki kelime polisleri. Aynen.
Efendim 5 harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük. Bu sefer coğrafyadan geliyor. Gelsin, buyursun. Kuş bakışı görünümü yansıtan ölçeksiz harita veya plan. Kroki. Ne? Kroki. Kroki doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl bir soru. Mecazen bir işten elde edilen iyi sonuç, yarar anlamına gelen sözcük. Mecazen. Fayda. Bir işten ne elde edersiniz? Başarı. Başka? Getiri anlamında. Kazanç. Kazanç. Kazanç doğru cevap. Efendim yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım sorusuna. Manevi yüceliği ifade eden bir ünvan. İlahi gibi mi? Değil. Manevi yücelik. Biraz yüksek sesle duymak istiyoruz sizi. Manevi yüceliği ifade eden bir ünvan. Mesela manevi yüceliği olduğunu düşündüğünüz... Harf alayım. Harfleri görebiliriz. Z. Harf alayım. Aldık. T. Peygamberler mesela. Hazret. Hazret. Hazret doğru cevap. 7 harflerdeyiz efendim. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Bir adale ve adale grubunun maksimum eforla bir dirence karşı uyguladığı veya harcadığı kuvvet. Adale. Adale deyince ne geliyor aklınıza? Hiçbir şey gelmiyor. Adale nedir? İnsanın kendine yakışanı giymesi. Şaka şaka. Bu değil. Harf mi? Harf aldık. Harf aldık. Süre akıyor. Evet. Harf alayım. Bir harf daha aldık. Tamam durdurun. Bilirsiniz. Bir yük taşımak için neyi kullanırız? Güç. Ha? Gücü. Ne gücü? Kol gücü. Adale işte. Adale. Ne? Adale. Adale nedir? Adale nedir? Mesela, kas gücü. Kas gücü doğru cevap. Harika bildiniz. Yani Eflal Hanım bu kadar olur. İnanılmaz. 2800 puanınız var. Hiç fena değil. 35 saniyeniz var. Berbat. Evet o bayağı berbat. Mahvolduk. Bundan sonraki 7 soruyu koşarak bilmemiz gerekiyor. Artık harf alıp basıyor musunuz? Direkt mi basıyorsunuz onu bilmem. Ama ben soruyu okurken yapıştırmanız lazım. Tamam. Yanarız. Tamam. 7 sorumuz var bakın. Tamam. Efendim ikinci 7 harfli aradığımız cevabın sorusu gelecek. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız varmış. Hadi bakalım. Sabaha doğru çıkan hafif rüzgar. Esinti gibi bir şey ama sabah yel gibi. Yel. Evet. Ne yeli? Yeli gibi bir şey evet. O zaman. Ne yeli? Sabaha doğru ne deriz ona? Sabah, gün. Yok. Başka bir şey deriz. Sabah doğru. Ne yere aydınlanır sabaha doğru? Dağ. No, ne? Dağ. Değil. Kızıllık vardır. Hani. Gün. Değil. Dağ. Değil. Dağ değil. Ne o ya? Ama biliyorsunuz bunu çok üzüleceksiniz sonra. Üzüleceğim. Bir tane tek bir kelime var. Nokta nokta yeri ağarması. Tan yeli olacaktı. Bilemezmişim. Yok mu? Yok gelmezdi. Gerçekten. Vallahi mi ya? Gelmezdi. Yani ama biliyorsunuz. Ama gelmezdi aklıma. Tan yeli bizi bitirdi. Dağ yeli nedir? Ne? Dağ yeli dedim az önce. Dağ yeli dediniz evet. Evet. Gün yeli de dediniz. Yani aklınıza gelen 3 harfli her şeyi söyleyeceksiniz diye çok korktum. Söyleyecektim. Efendim 8 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Tek kelimelerde rahatız bakalım. Savaş provası, manevra. Süre gidiyor. Harf alın. Harf bir şey alayım. Harf aldık. T. Harf alayım. Harf aldık. Süre hala gidiyor. Evet. Savaş provası. Hani, tatbikat. Evet tatbikat doğru cevap. Efendim 8 harflilerle devam ediyoruz. Mastarla biten tek bir kelime aradığımız cevap. Bakalım soruya.
derinin hemen altındaki kaslar için hafifçe oynamak, hafifçe hareket etmek anlamındaki sözcük. Harf alayım. Harf aldık. Göz çok olur. Göz nokta noktası. Harf alayım. Harf aldık. 6 saniye. Hadi bakalım. Böyle ağrı. Yok, biri beni anıyor galiba. Gözüm nokta nokta denir. Seyirmek. Seyirmek doğru cevap. Şimdi 9 harflilerdeyiz. 2 kelime aradığımız cevap ve yine mastarla bitiyor. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir soru. Hali hazırda harf kötü alayım. Olan bir durumu beter hale getirmek anlamında bir deyim. Yani zaten kötü bir durum. Daha da kötü hale getiriyorsunuz. Ben de size diyorum ki Eflal Hanım, yani nokta nokta yaptınız. Berbat etmek gibi. Bir şey çok söyleyince dilimde ne bitti deriz? Tüy bitti. Ha. Evet. O bitince yerine... Öyle başlıyor. İlk kelimeyi buldunuz. Tüy. Evet. Dikmek olacaktı Eflal Hanım. Gerçekten tüy diktiniz diyebilirim. Yine duymadım. Neyi duymadın? Hiç duymadım hayatımda. Tüy dikmek. Yok, duymadım. Allah aşkına. Hiç de kullanmam. Etrafımda kullanan da görmedim. Aynen. O zaten dünyadaki 20 yılınızla ilgili bir şey olabilir. Evet, olabilir. Önümüzdeki senelerde muhakkak duyacaksınız Eflal Hanım. Biraz genç kalmış olabilirim. Genç kalmak. Hayır, alakası yok. Bence duydunuz, aklınıza gelmiyor. Olabilir. Efendim 9 harfli bir başka cevaba ihtiyacımız var. Kendisi bir zarf, tek kelime ve 2 saniyeniz var. Ben soruyu konuşmaya başladığım anda basın. Ki onun soru harfleri de görelim. Gelsin. Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek anlamlarında Arapça kökenli söz. Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak. Buna nokta nokta. İtafen. Yok. Değil ama iyi başladınız. Buna sizin söylediklerinize nokta nokta. Sizin söylediklerinize dayanarak. Toprak kaymalarına karşı bir duvar yapılır. Duvarın adını biliyor musunuz? Bir şey bilmiyorsunuz. Evet. Nokta nokta duvarı. Olmadı. Oradan olmadı. Ben mesela bir işi bırakıyorum. Karar verdim. Dilekçe yazdım. Ne yaptım? Yani dilekçe. İlk iki hecesi öyle gibi düşünebilirsiniz. İstinaden olacaktı. Eflal Hanım. Gerçekten çok kötü durumlar. Çok kötü durumlar çok kötü. Gerçekten ama bu ayıp yani, size de istinadeni sormamızın ne manası varmış? Yani 3 harf alsam yine bilemezmişim. 3 harf alsanız da bilemeyeceğinizi düşün. Ben düşünmüyorum ama yani sağlık büyük geçmiş olsun Eflal Hanım. En azından bir tane 10 harfli cevabın sorusunu görebileceğiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Hızlı basarsanız belki bir sonrakini de görürüz. Tamam. Gelsin bakalım soru. Meyve ve sebze üretiminde yağmur ve kar yağışına dayanan inovatif bir yöntem. Yağmur ve kar yağışına dayanıyorsa neyle ilgili olabilir? Meyve ve sebze üretiminde neye ihtiyaç var? Toprağa. Başka? Gübreye. Başka? Suya. Ha? Su. Hı. Mesela buna ihtiyaç yok. Ne diyoruz? Meyve sebze üretimine ne diyoruz? İthal. Yok şey ya, bağda bahçede ne yaparız? Bu hayvancılık değil de bu. Tarım, su tarımı. Ya, su tarımı ne ya Eflal Hanım? Susuz tarım olacaktı gerçekten. Harika, 600 puan aldınız. Yani böyle bir şey görüldü mü bilmiyorum. Ben görmedim, gören olmuştur. Eksilerle bitiren de varmış. Bana kelime polislerinin bildirdiği, şu an kulağıma fısıldadılar. Hiç o yüzden moralinizi bozmaya gerek yok. Olsun. Tamam, bir ayağınız abi alıştı diye düşünelim evet, Eflal Hanım. Sağlık olsun. Evet, aynen öyle. Yolu biliyorsunuz artık. Cart diye gelirsiniz gibisinden. Güzeldi ama ya. Bence de güzeldi. Çok tatlı zaten bir anımsınız. İddiam yoktu. Neyiniz yoktu? İddiam yoktu ha, zaten. Evet.
Güzel oldu ya. İddianız olmaması çok gerçekçiymiş. Biz o kadar gerçekçi olacağını düşünmemiştik Eflen Hanım. Harika oldu sizi tanımak. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah yine karşılaşırız. Hanımlar beyler, Eflen Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.